Ya saat çok mu arkadaşlar? Bekleyin şimdi. Bıdı bıdı yapıyor. One year later. Aa, gerçekten sen aç. İlk defa kaplıda bu kadar zorlanan birini gördüm. Çünkü karıştırmışsın. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü konuğum Zeynep'le beraber sizin için kitap önerisi yapacağız. Mimarlık hakkında Zeynep'in size önerdiği bazı kitaplar var. Onları size kısaca özetçe anlatacak. İşte içerisinde ne var, konusu neler diye. İşte isterseniz okuyabilirsiniz. Mimari gelişimize etkileyecek şeyleri sizin için önerilerde bulunuyoruz. Deneyimledi. Zeynep kitapları okuyaraktan deneyimledi. Onlar hakkında biraz bahsedeceğiz. Merhabalar, evet, herkese. Başlayalım yavaştan o zaman. Bugün çok fazla kitap önerisi bulunmayacağım. Part 2 sözü aldım çünkü. Onunla devam ederiz. Bugün bakalım kaç tane? 5 tane kitap önerisi. Şimdi ilk öneriyle başlayayım. Daha doğrusu bu ikisini bir göstermek istiyorum. Mimarlık 101 ve 50 Mimarlık Fikri. Şöyle göstereyim. Bu ikisini neden birlikte gösteriyorum? Çünkü diğerlerine nazaran biraz daha çerezlik kitap olduğunu düşünüyorum. Yani mimarlığın kaynak olabilecek değil de öncesinde mimarlık fikri verecek. Bize hani belki bölüme yeni seçmişizdir ya da istiyoruzdur. Bize mimarlık hakkında birazcık bilgiler ve deneyimler sunacak iki kitap. Arkadaşlar, mimarlıkta kitap alırken şu genelde iki şekilde karşılaşacaksınız. Bir teknik kitaplar, bir de teorik kitaplar. Yani mimarlığın altyapısı, felsefesi, işte düşüncel, fikirsel kuramların veya da teorili bilgilerin verildiği işte hikayemsi kitaplar var. Bazı kitaplarda mimarlığın işte teknik resim gibi işte bilgi içerikli ölçüler, işte yapılması gereken standartlar, idealler gibi güzel kitaplar da var. Şimdi bugün biz 5 tane sen değineceğiz Zeynep'e. Zeynep yani hazırlamış. Bugünküler birazcık karma. Hem detay, evet, ve daha ölçüdür, daha sistemsel kitaplar da var. Biraz daha edebi ve temel kavram kısmı olanlar da var. Eli mimarlık fikri genel anlamda işte 50 tane mimarlık fikri sunuyor bize. Sayfaları hani karıştırdığımızda mesela bir tanesini açayım. Art Nouveau hakkında. Art Nouveau. İşte mesela 3-5 sayfalık kısa bir, çok ondan güzel bahsediyor işte. Örnekler sunuyor. Şurada. Bunları üstten ekleriz. Evet. İşte ünlü işte mesela Salvador Dali'nin sözünü eklemiş. Kısa kısa birazcık fikir alabileceğimiz, üstten diye bakış sunabilen bir kaynak. Güzel. Aynı şekilde bunu da birlikte göstermek istiyorum. Mimarlık 101'de bundan da örnek bir sayfa açtığımda mesela Roma İmparatorluğu inşaat düzenleri. Hani yine bir 3-5 sayfalık kısa özet çok detaya şeklinde. İnmeden, detay yani inmeden. Önemli yerlerinden bahsetmiş herhalde. Önemli yerlerinden fikir sunabilecek bunlar düzeyde gibi bahsetmiş. Bu ikisi daha çerezlik. Yani kaynak olarak olmasa bile alıp kenarda işte otobüste orada burada okumalık kitap. Yani ağır değil. Yani sizi, evet, çok şey yapmaz, yormaz. Okuyunca böyle işte aralarda, evet, okuyabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için güzel bir öneri iki tane. Ben zaten bunları birinci sınıfta almıştım. Yani böyle mimarlığa daha yeni başladığımda birazcık böyle fikir edeneyim vesaire olsun diye. Bir de arkadaşlar, mimarlıkta önemli olan çok fazla yapı işte örnek görmek zihninizi ve yaratıcılığınıza etkisi olduğunu düşünüyorum. 50 mimarlık fikri, yani ne kadar fazla yapı görürseniz, ki bizim hocamız şey derdi, mimarlık görgü meselesidir diye. Yani ne kadar çok görürseniz örnek olsun, yapı olsun, aklınızda daha işte sınırlarınızı, kendi sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. İşte bu tür kitaplarla bu şeyleri de yakınlaşabilirsiniz yani. Çok örnek görerek. O zaman sen onu demişken ben şu en alta koymuştum ama o örneği göstermek istiyorum. Şimdi. Bu bir seri aslında. Evet. Proje Yapılar serisi. Bu şu an gösterdiğim eğitim yapıları. Ben bunu bu dönem fakülte tasarımı yaptığım için kütüphaneden ödünç aldığım bir kitap. İçerisinde birçok
işte yurt içi ve yurt dışı tasarım örnekleri var. Mesela bu eğitim yapıları olduğu için işte fakülteler, liseler, okullar, biz birçok örneği var ve yine ekleriz. Biraz daha tekniğe de giriyor açıkçası bu kitap ama hani evet. Projelerde yardım alacağımız kitaplardan biri herhalde bu. Yani şöyle hani Arkitara, Arkdaily gibi evet. sitelerin biraz daha şey hali, geleneksel hali gibi. Yani kitaplaşmış hali. Yani hani internetten her şeyi bulabilirsiniz ama kitap alıp onun içerisinde işte sayfaları gezdirerek, tek tek inceleyerek yapmanız ayrı bir size şey katıyor. Nasıl şu açıdan daha iyi. Mesela planları kağıt düzeninde görmek, işte evet. üstüne eskiz kağıdı koyarak plansal olarak bir eskiz yapma imkanı kesinlikle. Sağlıyor. Ölçek kavramı kafada yerleşir böyle bir. Çünkü internet yani bilgisayar ekranından böyle çok bir fikir, evet. tabii ki fikir olarak oluyor ama kağıda geçirme konusunda birazcık evet. zorluyor. Biraz daha sıcak temas kurmuş oluyorsunuz kitaplarla. Aynen o şekilde. Bunun işte bildiğim kadarıyla müzeler var, konut yapıları var serinin devamında. gösteri merkezlerinin olduğu bir. Mesela ne yapmış? Adam şeyleri koymuş burada, işte yapının görsellerini kısaca bilgiyi vermiş. Burada yapı hakkında bahsetmiş. Güzel, ideal. Yani hani çok fazla kelime şey değil de biraz daha görsel dergi karıştırıyormuşum gibi. Bu aynı daha zamanda dergi şeklinde, aynen öyle. Aa bak insan karşıdaki, yani bu adam bu planı böyle yapmış, böyle çözmüş ve uygulanmış yapılar herhalde bunlar. Uygulanmış yapılar. Evet. Ve biraz daha hani ortalama üstü görülen yapılar. Yani evet. tasarımsal yani olarak. İkinci, üçüncü sınıfta da bunu alabilirsiniz mimarlıkta. Evet, hani proje yaparken ne yaptığımız kesinleştikten sonra işte örnek görme açısından okul kütüphanelerinde de olan bir şey. Evet. Hani illa satın almanıza da gerek yok. Hani karıştırıp alıp böyle bir aa burada ne yapılmış gibi görmek katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Birazcık geç tanıştığım ve çok geç tanıştığım düşündüğüm bir kitap. İsmini duyuyordum ama hiç böyle kaynak olarak kullanmamıştım. Bu dönem kullandım. Neufert'in Yapı Tasarım kitabı. Yani bu biraz da hani çoğu mimarlık öğrencisinin bildiği de bir kitap. İşte Alman kitabı herhalde, Almanların hazırladığı. Evet. Yapı standartları, yani dünya üzerinde yapılmış çoğu yapının işte ideal ölçülerini burada verilmiş. Bazı hocalar çok seviyor, bazı hocalar işte ya gerek yok böyle şey dedikleri oluyor ama benim hoşuma gidiyor. Çünkü hani birileri uğraşmış ve tüm ölçüler hakkında bir bilgi birikimi yapıp bir kitapta toplamış. Yani evet. böyle şeylerin yapılması, yani neden olmasın diyorum bazen. Yani bazen bina bilgisi derslerinde ve hani onunla evet. birlikte mimari proje derslerinde hani minimal düzeyde ölçüleri bilmek gerekiyor. Ben bina bilgisini bunda çalışmıştım. Ben işte isim olarak biliyordum ama hiç alıp evet. karıştırmamıştım. Ve hani çok çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bence bir mimarın kitaplığında bulunması gereken kitaplardan biri diyebilirim yani. Kesinlikle. Bu da bana bir arkadaşım ne diyorsa çok teşekkür ederim tekrardan. Mesela buradan birazcık karıştıralım. Mesela yaşam alanlarından bahsediyor. İşte lavabolar, mutfaklar, tezgah, ulaşım. Hani evet. bu hareketin bile bir ölçüsü var. Kesinlikle. Hani en konforlu, en rahat. Yani hani mutfak dolabı, uzanma mesafesi. Ortalama standart boya göre alınıyor evet. tabii bunlar. Ama her şeyin bir ölçüsü var mimarlıkta. Ve biz mimarlar olarak tamam tasarım tabii ki de önemli ama bir alanda da konfor ve rahat çalışabilme alanları ideal olanaklar sağlayabiliriz. İdeal olanaklar tasarladığımız için en azından evet. minimal düzeyleri bilirsek buna göre daha farklı yaklaşımlar yani, sunabiliriz. Adamlar çatal, kaşık, bardağın ölçüsünü bile yazmışlar buraya. Yani çok evet. ince de girmişler. Güzel yani. Hani bulunsun. Hani bir kere de okumasanız bile ihtiyacınız olduğunda arada karıştırabilirsiniz. Evet, aynen öyle. Ben çiftlik de tasarlıyorum. Bu yıl veterinerlik fakültesi yapıyorum. Çok i̇şte güvercinin ölçüleri vesaire bile değil var. Mi? O birazcık değişik gelmişti. Bayağı bunu da belki el altı hani kaynak olarak olmasa bile kütüphanelerden okula gidip gelip Burak çok kütüphanede vakit geçiriyor. O şekilde de projelerinizi ilerletmek adına güzel bir kaynak. Güzel. Bugünün son örneği, son kaynağımız. Evet, beşinci örneğimize geliyoruz arkadaşlar şu anda. Beşinci ve son. Bu da çağdaş konut mimarisinden detaylar. Bu biraz daha uygulama projesi kapsamında kaynak olabilecek bir örnek. İçerisinde yine diğer eğitim yapıları dergisinde gösterdiğim gibi örnekler var ama burada plansal ve kesitsel olarak 1/20'ye kadar hatta 1/5 ölçeğine kadar
iniyor ve işte böyle kategorilendirmiş, işte taş, tuğla, ahşap yapılar, çelik detaylar gibi. Buradan hani detaylarınızda örnek alabileceğiniz güzel bir kaynak bu da. Malzeme detayına kadar indirgediği için. Evet. Bunu da böyle bir çekeriz. Çok güzel. Bu da bu şekilde. Uygulama projesi dersi alıyorsanız ya da mimari proje içinde uygulama projesi de ekliyorsanız öneririm. Yani bazen yapıda detay çizerken korkabiliyor mimarlık öğrencileri genelde. Hatta mimarlığı bitirip mezun olanlarda da ben bunu gördüm. Ya detay işte hani uzak durmaya çalışıyor. Yani bir şey bilmediğinizde korkarsınız. Onunla sıcak temaslar kurmanız, onu görmeniz, ona karşı alışkanlık kazanmanız bu şeyinizi yenecektir. Yani mesela bizim okulda UP sürekli öğrenciler mesela UP'den kaldıkları zaman uygulama projesinden 7-8 kere daha alıyorlar. Yani şakasız esprisi yapmıyorum ben bunu. Çünkü hani detay işine girdiğin zaman biraz daha tüm binanın detaylarına girdiğin zaman biraz zorlanabiliyor insan. Yani sıcak temas kurmak önem var sıcak temas evet. kurmakta ve böyle kitaplar size bu olanağı sağlayacağını düşünüyorum. Güzel bir örnek mesela oldu. Mesela uygulama projesinde zorlanmamız, ben de birazcık çok sevmediğim bir ders açıkçası. Bir nedeni de mesela Google'a yazıyoruz işte evet. çelik detayları ya da işte betonarme detayları. Bize bir sürü DVG evet, geliyor evet. ama hani ne olduğunu anlamıyoruz bile. Direkt kopyala yapıştır, bunu projemize yapıştıramayız. Buradan yapılmış örneklerden incelediğimizde mesela ben burayı kendi projemde uygulayabilirim dediğin kısımları aslında buradan oradan bir parça alıp daha çok geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Hani yani full sistem bir detay DVG'ye de ulaşabiliriz. Öyle imkanlar da var ama o bize çok bir şey katmıyor. Evet ve kafanız karışabiliyor bazen. İşte çünkü çok fazla dağılabiliyor evet. konu. DVG yani detaya girdiğiniz zaman birçok yapının birçok malzemenin detayı var. Bir de bu konuda bir tane daha önerim olacak. O şu an yok yanımda. Ama kütüphanelerde o da kaynak olarak çok fazla var. Detail dergisinin yine evet. Almanca bir dergi ama İngilizce çevirisi de mevcut. Orada da hani aklınız alamayacak şekilde çok fazla sayısında çok fazla örnekler var. Yani biz detay bulamadığımız zaman ben Alman siteleri, Çin sitelerine giriyordum yani. Çin sitelerinden bulmuştum vardı. Yani Türkçe olmasa bile İngilizceye çevrilmiş evet. halde oluyor ve zaten temel anlatım dili evrensel olduğu için de kesinlikle. İşte taramalarıdır, yani teknik resim, yani mimar teknik resim dili her yerde aynıdır. O yüzden hani anlaşılıyor. İngilizce çok bilmesek bile anlaşılıyor yani. Bir yerde de çeviri zaten mevcut. Şimdi bunlar burada bir tane detay kitabı önerdik. Sonra ne önerdik? Burada standartlara ulaşabileceğimiz bir yapı tasarımı kitabımız. Çok iyi. Başka ne önerdik? Neufert'in. Burada proje yapıların örnekleri olduğu bir serinin eğitim yapılarını önerdik. Evet. Çok güzel. Bu ikisinde de mimarlığa girişte bize mimarlık alanında fikir sağlayacak evet. güzel iki çerezlik kitap. Mükemmel. Arkadaşlar biz çok teşekkür ediyoruz Zeynep'e bugün kitap önerisi için. Çok teşekkür ederim ben de. Eğer ki aklınıza bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz oradan cevaplayacağızdır emin olun. Çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa ben de cevaplayacağım. Bekliyorum yorumlarınızı. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.